birlikteyiz. Hemen söyleyeyim. Saat 12'de Kılıçdaroğlu konuşabilir diye, konuşacak diye hatta bir mesaj gelmişti Ankara'dan. Hem meclisten hem de CHP'den. 12'de bütçe konusundaki konuşmaların başlama saatiymiş 12. Kılıçdaroğlu'nun konuşması 4'ü 5'i bulurmuş. Dolayısıyla programda biz gündemimizi konuşmaya rahat rahat devam edebileceğiz. Özellikle dış politika konusunda uzman Ceyda Karan'la birlikte. Bugün hem dış politikayı hem kadını konuşuyoruz. Ceyda Karan olunca tabii ve gündem böyle olunca tabii. Şimdi dünyadan kadınlara dair iki haberle devam edelim. Oradan zaten dünyayı konuşmaya devam edeceğiz. Bir fotoğraf gelecek ekrana şimdi. Efendim bu kadın Finlandiya'nın yeni başbakanı. 34 yaşında, sadece 34 yaşında. Dünyanın en genç başbakanı aynı zamanda. 34 kadın. Sanna Marin, Finlandiya başbakanı. Bir kadınlara dair bir haber de, yani dünyadaki zıtlıklara bak Allah aşkına Ceyda ya. Nelerde hani gezegen farkı gibi artık. Ülke falan değil yani. Çıtalar başka yerlerde. Şimdiki haber de Suudi Arabistan'dan geldi. Suudi Arabistan'da bugün itibariyle bir yasak daha kalktı. Şöyle yasaklar vardı biliyorsunuz. Mesela kadın araba kullanamaz. Hala daha kısıtlı ama yavaş yavaş bir özgürlük tanınıyor. Mesela kadın kocası olmadan ya da ailesinden bir erkek olmadan yurt dışına gidemiyordu. O konuda kim özgürlükler geliyor? Bir yasak daha kalktı. O da şu. Restoranlarda kadınla erkek ayrı kapılardan giriyordu. Şimdi ben gitmedim hiç ama orada yaşayan insanlardan dinledim. Aile olarak gitmeniz gerekiyor zaten. Hani öyle biz kadın kadına gidelim de yok öyle şey yok. Yani mümkün mü? Gidiyorsunuz restoranda böyle hücreler halinde. Böyle duvarlar, alçıpan ya da perdeler. İşte geliyor. Paravan galiba. Paravan öyle bir şey. Garson getiriyor, kapıyı çalıyor. Kapıyı erkek açıyor o bölümün kapısını. Alıyor tepsiyi. Ben bu kadarını bilmiyordum. Restorana girerken de kadınlar için kapı, erkekler için ayrı kapı varmış. İçeride bir yerde buluşup aile olarak bir hücreye gidip varıyorlarmış. Şimdi aynı kapıdan girebileceklermiş. Bakın yani Erdoğan'ın biz dini kendimize uydurmayacağız, biz dinin hükümlerine uyacağız diye işaret fişeğini attığı bir sürecin, bir zihniyetin en tuhaf ötesi diyeyim artık, tuhaf demeyeyim, örneklerinden biri. Kadınla erkek zaten biliyorsun sınıflarda ayırıyorlar kız çocuklarını, erkek çocuklarını. Teneffüslerini bile ayırıyorlar. Bir araya gelmesinler diye. Yani o ayırmanın sonu okulda, yolda, otobüste, şurada burada, işte yarın öbür gün şeyde, restoranda. Ha paravan koymazlar belki ama mesela üç kadın tek başına gittiyseniz aile var efendim diye sizi almazlar. Zaten aile bölümü var diyorlar ya. Böyle bir yere geldik. Şimdi böyle bir dünyada bir de didişe özellikle iki süper güç. Bu soğuk savaşın sona ermesinden, Sovyetler Birliği'nde almasından sonra Rusya son birkaç senedir tekrar dünya sahasına çıktı. Tekrar Amerika kadar değilse bile bir süper güç olarak kendisini gösterdi. Özellikle Suriye'de sahaya çıkması çok önemliydi bizim açımızdan da. Şimdi gele tekrar Rusya ve Amerika'nın bilek güreşi diyelim ya da işte karşı karşıya gelmesi ile yeni savaş alanları. Şimdi Libya'da biz birinci bölümde baktık ona. Dedik ki çok güzel bir, gene yanlış yere yatırım yaptı dediniz. Ceyda. Ya öyle gözüküyor. Hakikaten öyle gözüküyor. Yanlış yere yatırım gibi gözüküyor açıkçası. Suriye'ye gelelim. Bilmiyorum Libya konusunda başka söylemek istediğim var mı? Yok yani hani burada şu önemli. Hakikaten ben Libya'ya da gittim.
2011 sürecinde sahayı da biliyorum. Kaddafi'nin Sirte, memleketi Sirte'dir. Sirte'nin yakınlarına kadar rastlanıp cephesi, oraları da gördüm sahada, yani doğudaki durumu, o dönemdeki durum ve korkunç bir yıkım taşındı tabii maalesef Libya'ya. Hillary Clinton politikaları sağ olsun. Tamamen yok ettiler, yani ortada bir devlet mekanizması da kalmadı, organizatör, düzenleyici bir şey kalmadı. Onu tekrardan onarma girişimleri oldu, bütün bu yıllar onunla geçti ve ortaya bir şey çıkmadı. Bölük pörçük bir iç savaş var orada. İç savaşı belki Türkiye çıkartmadı ama başından beri hatırlayalım, Erdoğan ne demişti Libya olayında ilk başta? NATO'nun ne işi var orada demişti. Sonra Türkiye bizatihi NATO operasyonunda rol oynadı. Libya'nın bu hale gelmesinde aslında rol oynadı demek gerekiyor. Ve şimdi de oynanan o rolün üzerine Libya'da çatışan iki taraf var. Çatışan iki taraf var. Meşruiyeti ikisinin de tartışmalı. Batı'dakinin de tartışmalı. 2015 Suheyrat Anlaşması ile tesis edilmesi gereken bir yapı var. O yapı tesis edilmedi. Tek taraflı olarak Tundun'a getirip Batı'daki İslamcıların hükümetini BM'ye kabul ettirmiş olabilirler ama seçilmiş meclis Tobruk'ta. Anlaşmaları imza yetkisi Tobruk'ta. Meclis yani yetkili. Bizim tanımadığımız yerde. Evet yani. Bizim tanımadığımız. Evet yani bir mutabakat var şu an sadece. O mutabakatı anlaşmaya çevirmeniz. Mutabakat da doğal gaz meselesine evet, dair. Evet enerji kaynaklarının paylaşımı. Burada ben Türkiye'ye haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Daha doğrusu 2000'lerin başından itibaren, 2003'ten itibaren Doğu Akdeniz'deki enerji alanlarını paylaşmak için Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Lübnan ve ardından İsrail 2003 ile 10 arasında adımlar atarken seyretti Ankara'daki iktidar. Ve şimdi bir iç savaş içerisindeki tabii yani haklılık şurasında. Türkiye'nin siyasi bir tutumu var. Ege adalarından kaynaklanıyor. Anadolu'nun yani kıta sahanlığı. Sizin ana hayır ama seyretti diyorsun yani seyredene bir gelsen de oyna demezler. Tabii ki. Tabii zaten yanlış politikalar izlendi ve o yanlış politikalar ve geç kalmışlık şu anda Libya'da iç savaş içerisinde çatışan iki tarafın bulunduğu meşruiyet sıkıntısı olan bir toprak parçası üzerinin bir parçasında hakim gibi gözüken bir kanatla bir mutabakat üzerinden halledilmeye çalışılıyor. Çok zor bir iş. Karşısında da Türkiye'nin uluslararası bir blok oluşuyor. Türkiye'de tezlerini Ege'de olduğu gibi siyasi temele dayanarak savunmak yerine bir takım uluslararası hukuk var burada diye atıflar yapıyor ama o uluslararası hukuk Türkiye'nin lehine bir uluslararası hukuk değil. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi var ve Türkiye bunu imzalamamış durumda. Niye? Çıkarlarına uymuyor çünkü. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü adalardan, Yunan adalarından sayıyor bütün her şeyi, hakları belirliyor. Oysa o zaman sadece, bizim ana karaya gelir. Yani çok karmaşık bir şey, şurada anlatmak zor da. Ama sadece o değil. Bakın, Türkiye'nin tabuları var. O tabulardan biri de şu. Mesela Ceyda Karan da bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum. Genel olarak zaten ağızdan böyle çıkıyor. Kıbrıs Rum kesimi ya da Kıbrıs Rum yönetimi diye. Bizim Kıbrıs Rum kesimi ya da yönetimi dediğimiz yer Avrupa Birliği nezdinde Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanınıyor. Ve biz bunu aslında tanıyan bir müzakere belgesine de imza atmış bir ülkeyiz. Esas olarak bir de buradan kaynaklanıyor. Yani biz diyoruz ki Kıbrıs'ın iki kesimi var. Bizim kuzeyde KKTC'nin onun münhasır alanından doğan da bazı haklar var. Hayır diyorlar, orası Kıbrıs Rum yönetimi değil, Kıbrıs Cumhuriyeti. Ama bu tabu haklı haksız diye ayırmıyorum bakın. Bir realiteden söz ediyorum. Elbette biz ülke olarak bazı şeyleri savunacağız. Ama ülkemizden de şunu saklamayacağız. Ya da bizler, bu ülkenin yurttaşları, bizden saklananların ne olduğunu, bizim gerçekte nelerin konuşmamız gerektiğini bileceğiz. Bunun için söylüyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti diyor AB, Avrupa Birliği. Biz bunu tanımıyoruz. Sorunun en önemli parçalarından biri de bu. Şimdi
Bu kadar mesela Libya meselesi, o gaz meselesi, zaten Libya'dan bağımsız olarak bir takım başkalar, adalar hepsi Yunanistan'ın gerçekten son derece haksız ve hukuksuz, uluslararası hukuka aykırı girişimleri vesaire Londra'da bir toplantıda masaya yatırıldı. O toplantıda Türk ve Yunan heyetleri vardı. Ben bunu Cuma günü paylaştım. Ben sadece Hürriyet'in iş sayfasında küçücük görmüştüm. Sonra bir daha bir yerde görmedim. Bakın Erdoğan yanında işte bir tarafında niyeyse Binali Yıldırım, ne arıyordu orada bilmiyorum. Bir yanında Çavuşoğlu vesaire. Karşısında Mitsotakis. Oturmuşlar ve Hürriyet'in, bakın gene ben söylemiyorum, Hürriyet söylüyor. Diyor ki tansiyonu düşürelim Atina'ya. Gerginliği düşürelim. Şimdi orada tansiyonu düşürelim diyor. Fakat sonra geliyor iç kamuoyunda bize neredeyse savaş ilan edecekmişiz gibi çıtayı yükseltiyor. Asıl sorun, dışarıda başka, içeride başka. Asıl sorun doğru diplomasi yürütülmüyor bugüne kadar. Küçümsenen monşerler geçmişte, monşerler diye küçümsenen diplomatlarımız geçmişte bu işlere vakıf insanlardı. Doğru düzgün politik tavrı hükümetin alabilmesini sağlayacak şekilde hakimdiler. Şimdi ise bu tamamen bir iç tüketim malzemesi haline geldi. Ve yanlış adımlar atılıyor. Diplomatik olarak doğru adımlar atılmıyor. Bakın burada tansiyonu düşürelim diyor. Çünkü tansiyonu bu koşullarda yükselttiğinizde Türkiye bundan zararlı çıkacak. Aynı şey Kıbrıs meselesinde yapıldı. Neden Avrupa Birliği göz göre göre Annan planı Kıbrıs'ta onaylandığında ve Rum tarafı hayır dediği halde adanın tümünü sanki tek bir parçaymış ve çözüm gelmiş gibi üye olarak kabul etti ve Ankara bunu izledi. Çünkü yanlış diplomasi uyguladı, her denileni yaptı ve oradan bir şey çıkmadı. Sonuçta da kendi kendine Türkiye'nin başına yeni bir bela sardılar. Çözümü de bulamadılar. Hala da çözüm yok belada. İkileri bırakalım. Benim burada anlatmaya çalıştığım şu. Dışarıda mesela buradan giderken zannetti ki Türk kamuoyu, başta yandaş medya, biz NATO'yu sallayacağız. Yok, sakin sakin gittik. Sesimizi çıkartmadık. Baltık planına evet dedik. YPG konusunda tamam sözümüze güveniyoruz, bir şeyler yapalım. Derdimizi anlattık, geldiğe bağladılar açıkçası. İşte içerideki, zaten sanki kimse bilmiyormuş gibi. İçerideki o yüksek gerilimle dışarıdaki süt dökmüşlük arasındaki tezata dikkat çekmek tabii istedim. Tabii ki öyle, ama onu kim getirecek gündeme Ayşe Nur abla? Yani içerideki muhalefetin bu konuda uyanık olması ve hayır bu iş böyle değil, bu işten Türkiye zararlı çıkacak böyle olursa demesi tutarlı bir biçimde bunu topluma anlatması gerekiyor. Aksi takdirde gidiyorlar, büyük büyük laflar ederek gidiliyor, sonra geri dön, hiçbir şey olmadan geri dönülüyor. Ondan sonra da deniliyor ki Türkiye tezlerini anlattı. Sanki kimse bilmiyor Türkiye'nin tezlerini. Bin kere tekrarlanıyor, kaç bin vuruş yazı okuyoruz her gün hepimiz. Değil mi? Yani elbette. Suriye'yi sordun sen demin. Değil mi? Suriye'de ne çözüldü? Hiçbir şey çözülmedi şu ana kadar. Rusya ile bir şeyler yürütülüyor bir yerde bir şekilde İdlib üzerinden. Şimdi Barış Pınarı Harekatı diye andıkları bölge üzerinden ve abuk sabuk bir durum. TL kullanılmaya başlandı Suriye toprakları üzerinde en son biliyorsun. Postane falan açıldı. Yani şimdi biz memleket olarak şunu biliyor muyuz? Başka bir ülkenin topraklarını kendimize mi katıyoruz? Hayır, katmıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğüne sahip çıkıyoruz. Biz koruyoruz diyoruz değil mi? Güya. Ama yani niye TL kullanılıyor? Efendim orada savaş koşulları var, odur budur. Hayır, bunlar gerçekten çok bilinçli mahkeme politikalar. Mahkeme kurduk, üniversite açtık, evet. Kaymakamlık kurduk, evet. Daha ne olsun? Şimdi Suriye belki daha sonra döneriz ama şimdi efendim hani dışarıda gerilim, pardon, içeride gerilim, dışarıda süt liman dedik ya, arkadaşlarım çok kibarlar, beni düşünerek ben süt dökmüş demiştim. Onlar süt liman demişler. Tamam, tercih ederim ben de. Peki öyle olsun. Şimdi içerideki gerilim konusunda gerilimi arttıran değil, tam aksine bir görüntü gelecek. Çok anlamlı bir görüntü. Bugünden az önce saat 12'de genel kurul bütçeyi konuşmak üzere toplandı. Bahçeli çok uzun süreden sonra ilk kez genel kurul salonunda
daha mecliste göründü. Yerini aldı. Konuşacak mı bilmiyoruz ama en azından bir süreliğine geldi. Peki bu görüntünün mana ve ehemmiyetine bir verelim arkadaşlar. Bakın HDP eş başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli. Tekrar başlanalım bunu. Görüntüyü arkadaşlar. Geçmiş olsun dediler. El sıktılar. Yanındakileri de. İlk kez oluyor böyle bir şey. Çok uzun zamandır. Önümüzdeki günlerde konuklarımla gündeme getireceğim. Bugünlük sadece şu kadarını söylemekle yetineyim. Hafta sonunda mesela Diyarbakır'da aralarında Tahir Elçi Vakfı'nın da bulunduğu kimi platformlarda HDP'nin ya da genel olarak Kürt siyasetinin bundan sonra ne yapması gerektiği konusunda fikir jimnastiği yapıldı, beyin fırtınaları yapıldı. Kürt siyasetinden, Kürt siyasi hareketinden, HDP cephesinden çok ilginç sinyaller geliyor. Yani AKP'ye, daha doğrusu iktidara, Erdoğan iktidarına, tek adam iktidarına karşı birlikte olmak, o cepheyi bozmadan belki el ele, hatta iktidara yürümek gibi bir sinyal geliyor. Şimdi bunun yollarından biri de gerilimi düşürmek. İktidarın gerilim politikasına prim vermemek. Bu anlamda da ben bunun çok önemli, anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu görüntünün bilmiyorum senin hani bu konuda yorumlayacağın bir şey var mı? Çünkü Erdoğan gerçekten gerilimi öyle bir noktaya getiriyor ki her gün yeni düşmanlar ekliyor listesine. Yanı sıra yeni dostlar da aramaya çıkıyor. Hani nasıl bulabiliyor mu derseniz bilmiyorum. Mesela bugün Hürriyet'te Abdülkadir Selvi bile yazmış. Anketler ne diyor, kararsızlar, kaçıncı parti vesaire diye. Sonraki günlerde konuşacağım, çok kısacık söyleyeyim. AKP iktidar çoğunluğuna ancak MHP ile oluşturduğu ittifakla ulaşabiliyor. Konda'nın araştırmasının tespitini yazmış. Ancak MHP ile var diyor. Konda'nın araştırması. Ve bunu AKP-MHK toplantısında masaya yatırmışlar bu anketi Konda'nın. Ne yapabiliriz diye. Şimdi bir yandan MHP siz yani tek başına iktidar değil artık. MHP ile o koltuk değneği baston olmadan yürüyemiyor yoluna. Ama bir yandan da yeni düşmanlar yaratıyor. Yani tabii dış politika kolay değil tabii. Buna uygun olarak kullanılıyor. Kılıyor, tabii. Bu Davutoğlu çıkışı da biraz bununla bağlantılı. Davutoğlu'nun arkasında olduğu diyelim, kurucularından olduğu şehir üniversitesi meselesi nedeniyle bir tartışma patlak verdi biliyorsunuz. Kısacık bir görüntü ama hatırlayalım, arşiv unutmuyor biliyorsunuz, biz de unutmuyoruz. Dolayısıyla arşivin hatırlayınca. Bu görüntü 2010'dan şehir üniversitesinin açılış töreninde şehir hatırası yazmışlar arkasına zaten. Evet. İşte Erdoğan'la Abdullah Gül, Erdoğan'ın sağında da size göre solda Davutoğlu var. Şimdi o köprünün altından acayip sular aktı. Erdoğan bu şehir üniversiteleri üzerinden Davutoğlu'nu dolandırıcılıkla suçladı ayol. Ancak böyle diyebiliyoruz. Böyle tarif edebiliyoruz. Hayır, yani uzun kelimeleri boş verelim. Şöyle sallayınca elin üstünde kalan bu. Öyle, hakikaten. O kadar isim vererek tek tek saydı. Ali Babacan dedi. Yani tabii ki herhalde bu sıkışmışlık hafta sonu toplantısı diyorsun. Türkiye toplumunda yeni kurulacak bu partiler, AKP'nin içerisinden çıkanlar ne kadar oy potansiyelleri var bilemiyoruz. Ama ne alsalar zarar, o anlaşılıyor. Yani %1, 2, 3, 5, 5,5 falan diye şeyler de görmüştüm.
Dolayısıyla buna önlem olarak tam bir hücum hali ortaya çıktı derhal Cumhurbaşkanı'nda. Belli ki bir daha seçilemeyeceğim diye düşünüyor. Yani sandık yoluyla daha doğrusu yeniden bir iktidarın muhafazası mümkün olmayacak diye düşünüyor. Ama şunu unutmamak lazım Ayşenur abla, ben hani çok böyle iç politik değerlendirmeler bu anlamda yapmak istemem. Boyumu aşsın istemem ama çok da yani dünyayı takip etmeye çalışıyorum daha ziyade. Elbette Türkiye'ye de bakıyoruz mecburen. Bu Cumhur İttifakı meselesi de zaten o sıkışmışlıktan gelmemiş miydi tabii gündeme? Ki, tabii yani ki. O zaman da bu ittifak sistemine geçildiği zaman da Tayyip Erdoğan farkındaydı ki Türkiye toplumunun yarıdan fazlası kendisini seçmeyecek. Onun üzerinden MHP ile bir formülasyon yapıldı. Dolayısıyla buradan ben merak ediyorum, buradan çıkabilmek için bu, yani artık sandık onlar için verimli bir meşruiyet dayanağı olmaktan giderek çıkıyor. Çünkü yönetilemeyen, çok zor yönetilen sistem de abuk sabuk bir sistem. Ben parlamento niye var anlayamıyorum açıkçası. Yani nedir parlamentonun işlevi? Yani sivil toplum kuruluşu gibi birileri var orada konuşup bir takım şeyler söylüyorlar ama hükümeti düşüremiyor. Bakanları şey yapamıyor. Yani zaten başkanlık sistemine geçirilmiş. Sistemik bir oldu bitti var ortada. Türkiye toplumunun ne kadar benimsediği son derece tartışmalı ve bir referandum. Yani başkanlık var, başkanlık var. Amerika'da da başkanlık. Kendisi bir kendi partisi, kendi genel başkanlığını yürütmüş olduğu partinin çıkarttığı işte tasarıyı kendisi veto ediyor. Santrallere. Yani olmadı yani. Pifre. Evet, yani şimdi bunu kimse aklı almaz. Yani ya bir başkanlık sistemi olur, bütün mekanizmaları ona göre tesis edilir. Bu Türk tipi olduğu için Profesör Burhan Kuzu sağ olsun. Abuk sabuk bir sistem çıktı ortaya. Meclisin işlevsizleştirildiği bir nizam. Ama Türkiye siyaseti bunun üzerinde kabul etmemiz gerekiyor. Böyle bir gerçekliği yarattılar. Bunun üzerinde ilerliyor. Muhalefet de buna uyum sağlamaya çalışıyor. Gördüğüm kadarıyla yani. Az önce şehir üniversitesi üzerinden Davutoğlu'na yüklendi, dolandırıcılıkla suçladı dedim ya. Şimdi orada Davutoğlu sonra bir açıklama yaptı. Erdoğan'ın verdiği bilgilerin bazılarının doğru olmadığı yönünde. Evet. Onun ayrıntısına girmeyeyim, bilen biliyor. Şimdi orada zaten önemli olan bu şehir üniversiteleri meselesi tartışması değil. Kendi adıma söylüyorum tabii bunu. Benim için diyeyim o zaman. Benim için önemli olan şehir üniversiteleri tartışması değil. Şehir üniversitelerinde ne yapılıyor ya da gerçekte ne oluyor, bu da değil. Erdoğan'ın karşısındaki Davutoğlu'nu savunmak falan hiç değil. Ama oradan hareketle Davutoğlu benim işte yanında olacağım bir şey söyledi. Sadece ben değilim yanında, birazdan söyleyeceğim ama sözleri bir hatırlayalım. Dedi ki Davutoğlu, şu anda görev yapanlar da dahil olmak üzere, hani dolandırıcıysam ben, benim amiyane tabirle malı götürmüş olmam lazım. Kim bilir ne kadar param pulum olması lazım. Araştırın dedi. Ama ben yetmem dedi. Şimdi tekrar bakalım. Şu anda görev yapanlar da dahil olmak üzere yaşayan bütün cumhurbaşkanları, başbakanlar, kamu bankalarına bağlı olduğu bakanlar ve özelleştirme yüksek kurulunda görev yapmış yetkililerin ve onların birinci ve ikinci derece hısımlarının ve akrabalarının mal varlıklarını ve bu mal varlıklarındaki değişimi, bu kişilerin siyasete girdikleri, devlet görevi üstlendikleri günden bugüne kadar araştırmak ve soruşturmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekli komisyonlar oluşturulmalı ve Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği biçile yetimlerin hakları son kuruşuna kadar korunmalıdır. Ben şahsım adına artık üyesi olmadığım Yüce Meclis'e hesap vermekten bir an bile imtina etmem diyor. Şimdi bugün dedim ya birinci bölümün sonunda 9 Aralık. 9 Aralık 2003'te bir soru önergesiyle Türkiye yakın tarihindeki en dikkate değer sayfalardan biri açıldı. Mesut Yılmaz ve bazı bakanlara, ANAP'lı bakanlara Yüce Divan'a sevk kararı çıktı. Yüce Divan yolu göründü. Bakın bir başbakan sanık sıfatıyla Yüce Divan, biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'dur ya, orada oturdu, hesap verdi, soruları yanıtladı, sonunda aklandı mı aklandı. Yani Yüce Divan'dan mesela dört bakan, hatırlayın o 17-25 Aralık'ta Yüce Divan'dan kaçırıldılar. Hı hı.
o işte bağışlar vesaireler. O zaman gitti ve orada verdi ifadesini. Şimdi Yüce Divan'a meclisten gidiyor tabii bu Yüce Divan'a sevk. Yüce Divan'a sevk kararında bir ifade var. Gerekçesi daha doğrusu, sevkin gerekçesi. Bakın deniyor ki, Türkbank ihalesi sürecinde bir özelleştirmeyle satılıyor. İhalenin yapımında ve fiyat oluşumunda fesat karıştırmak suretiyle güdümlerinde bir medya düzeni kurmak için tüm organizasyonları gerçekleştirdikleri, böylece siyasi rant amaçladıkları gerekçesiyle Yüce Divan'a sevkine karar vermiştir deniyor. Güdümlerinde bir medya düzeni. Bu gerekçeyle Mesut Yılmaz'ı yargılayan Türkiye'de şimdi gelinen evet. Nokta şu, Erdoğan'ın güdümünde olmayan sen ben bizim oğlan. İşte. O kadar. Yani bu kadar mı hafızamızı kaybettik biz? Davutoğlu'nun çağrısı o nedenle çok önemli. Bir dakika ya, siyasi rant deniyor, güdümümüzde medya düzeni deniyor. O havuz ortada. Sabahla başlayan, giderek büyüyen, giderek büyüyen. O havuz ortada, havuzu atlayan atlayana. Kılıçdaroğlu çok net konuştu. Dedi ki, belki bugün bütçe vesilesiyle bunlara girer, bilmiyoruz girer mi çıkar mı ama. Dedi ki, Davutoğlu'nun çağrısına katılıyorum. Evet, ben dahil hepimiz araştırılalım dedi. Bütün mal varlıklarımız. Şu anda ne, nereden nereye geldi? Mesut Yılmaz'dan da geldi. Yani kendisi damdan düşen biri olarak bunu söylemesi çok önemli. Hı. Mesut Yılmaz evet dedi, araştırılması dedi. Hatta enteresandır Çiller bile dedi. Nasıl hani, o nasıl dedi bilmiyorum ama Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri olarak. Ama dedi mi dedi. Şimdi tabii ki Erdoğan bunu kabul etmeyecek de bu çağrıyı yüksek dille gündeme getirmek herhalde yani birilerine bir şey anlatacaktır. Çünkü şöyle sorayım sana, ben senin hassasiyetlerini de çok iyi bildiğim için politik doğruculuk adına ağzından böyle önce kerpetenle alırsınız Ceyda Karan'ın bazı şeyleri. Dışarıdan bakışla, şimdi sen dünya başkentlerini, liderleri, siyasi hareketleri izliyorsun. Yanı sıra tabii dünya medyası da. Hatta işte kişisel görüştüklerin, dostlukların, ahbaplık adında oluyor. Dünya medyasında Erdoğan için dünyanın en zengin siyasetçilerinden biri algısı var denir. Doğru mudur? Öyle bir algı var mıdır gerçekten dışarıda? Var tabii ama bunu ispatlarıyla ortaya koyamadılar şimdiye kadar tabii ki. Tabii ki. Sadece iddialar var. Algı olarak soruyorum. Var tabii ki, çok açık bir biçimde var. Ama zaten Türkiye'de ekonomik bütün kararların arkasında kendisi olunca hiçbir şekilde bu yani tartışılamaz ki. Şimdi Mesut Yılmaz'ı örnek verdiniz. O dönemde Türkiye'de parlamenter demokrasi vardı, bağımsız yargı vardı en azından bir sürü anlamda. Yani düşünebiliyor musunuz? Başbakanı işte Yüce Divan'da böyle bir duruma düşürebilecek şey vardı. Şimdi bu tarz durumlara düşenler muhalifler, parasız pulsuz gazeteciler falan filan, yani evleri geceleri, yani bir bakanı, bir şeyi, yani yetkili makamda olan bir insanı biz bu durumlarda göremeyiz. Erdoğan izin vermediği sürede yani Davutoğlu'na yapabilir mesela bunu. O da tamamen siyasi, yani çok açıkça yürütülüyor her şey. Ya bu bildiğimiz devlet nizamı yok. Bugün 9 Aralık yolsuzlukla mücadele günüymüş dünyada bu arada. Enteresan hani, bir biçimde. Hani bizde hiç olmayan. Evet. Şimdi biz neresinden nasıl tutabiliriz? Bilemiyorum. Bu açık bir politik kapışma bu. Çok belli ki Erdoğan bu işi böyle yapacak. Tek adam. Zaten bütün kararları o veriyor. Kim ona, kim onun istemediği birilerini yargılayabilir? Kim onun istemediği herhangi bir konuda herhangi bir adım atabilir? Yapamaz bunu. Ama bunları kılıfına uydurabilecekleri bir mekanizma, bir sistem de değil. Bu işte demin konuştuğumuz saçma sapan genel başkanı olduğu partinin çıkarttığı yasayı veto edip
geri göndererek verdiği mesaj. Hem her şeyin hakimi benim, bir tek ben bir şey yapabilirim, hem de ben iyiliğini düşünüyorum falan, yani toplumun hani. Saçma sapan bir yerdeyiz. Ne söylenebilir burada? Açıkçası bilemiyorum. Yolsuzlukla ilgili Türkiye'de ne diyebiliriz? Büyük büyük şirketlerin vergi afları. Ne diyeceğiz? Yani IMF anlaşması yok diyorlar. IMF'siz IMF anlaşması altında, koşulları altında yaşıyoruz. Öyle değil mi? Yanılıyor muyum yani? Ekonomik durum çok vahim ve herkes bunu hissediyor. Çok. Yani bunu gizleyip saklanacak bir durum yok. Yani bakanın çıkıp da açıkladığı verilere inanan var mı? Bilmiyorum açıkçası. Yani bunu söylemek de zor. Var şimdi artık bir de ekonomik terör tanımı getiriyorlarmış galiba, ya da hani ekonomide bir eleştiri yaparsan, yani yapmaman lazım bu durumda. Bilmiyorum nasıl. Şimdi bakın, ay çok örnek fıkra mesel vardır ya. Türkiye'nin geldiği yere dair iki örnekten bahsedeceğim. Şimdi yolsuzlukla mücadele günü mü dedin? 9 evet, Aralık. 9 Aralık Dünya Yolsuzluklu Mücadele Günü'ymüş. Gerçi dünyanın her yeri yolsuzluk dolu ama. Şimdi şöyle bakın, bir iddia. Fakat iddianın sahibi AKP milletvekili, eski milletvekili ama AKP milletvekili. Ve Diyarbakır İl Başkanı aynı zamanda Abdurrahman Kurt. Gazete Pencere bugün manşetinde bunu vermiş. Rüşvetin raici. Şimdi dedin ya sen, hani kanıtlanamıyor bazı şeyler diye. Kanıtlanamayan şeylerden biri de budur işte. Hani rüşvetin belgesi mi olur? Gerçi biliyorsun rüşvetin belgesi olduğu anlaşıldı. Biz neler neler gördük. Peçetelere yazılmış yazılar da gördük. Basbayağı rüşvetin belgesini de gördük. Fakat burada iddia sahibi, dediğim gibi, AKP Diyarbakır İl Başkanlığı ve milletvekili yapmış bir isim. Diyor ki, iki örnek vermiş. Mesela diyor, Devlet Su İşleri kadrosuna girmek için bayağı da çok, 80 bin lira vermen gerekiyormuş. Vay. 80 bin lira vereceksin ve Devlet Su İşleri kadrosuna gireceksin. Hani tabii 80 bin lirayı iki senede zor çıkartır bir işte oraya bir giren çalışan, ama daha uzun vadeli, üst iki yıldan sonra amorti ederim diyor herhalde. Oraya girince oradan göze girecek, oradan siyasete falan girecek. Tabii o da var, hepsi var. Tabii, bu arada mesela güvenlik meselesi de o birazcık daha iyiymiş. Havaalanında güvenlik görevlisi olabilmek için 22 bin lira istiyorlarmış. Şimdi bunu Abdurrahman Kurt bayağı açıktan söyledi, paylaştı. AKP'nin şimdiki il başkanı da dedi ki, Süleyman Serdar Budak, eğer bu işi yapan varsa belgelerle ortaya konulursa lanetlemek lazım. Allah Allah, ne lanetlemesi, düşün peşine bulun. Yani hani kaza oturacak falan halimizde yok. Ne laneti? Bu tür bir açıklama yapmanın, sosyal medyada bunu paylaşmanın bir anlamı yok. İspatlamazsa iftira atılmış demektir. Dediğim gibi bunun belgesi olmaz da, bir bakarsanız kim nasıl girmiş diye belki çıkar ortaya. Mesela yani. Tabii canım. Yani. Banka havalelerine falan bakılabilir mesela. Yani bilemiyorum tabii nasıl bir mekanizma. Şimdi mesela bir başka örnek memleketten ne gündem notları. Ah ya, hakikaten delirirsin. Cumhuriyet'ten sevgili evladım Mahmut Lıcalı'nın haberi. Ankara Şehir Hastanesi'nde gizlilik sözleşmesi yapılıyormuş. Sağlık çalışanları artık hasta yakınlarına ilaç yok, ameliyat malzemesi yok, şu işlemi yapamıyoruz, bu işlem böyle olmadı diyemeyeceklermiş. Onun yerine herhalde işaretlerle, emojilerle anlaşacaklar. Ya ameliyatta bir şey lazım mı hani diye soracak hasta yakını. Hani iplik miplik, makas işte. İler yani, komiksiniz ya. İlaç yoksa yok, ameliyat malzemesi yoksa yok. Bunu hasta yakına söylemeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Hastanın komşusuna söyleyeceksiniz. O komşunun komşu yakınına söyleyecek. Benden duymuş olma hemşire. Bak böyle böyle, hemşire derken hastanedeki hemşire değil, kız kardeş anlamındaki hemşire ya da birader diyelim. Benden duymuş olma.
eldiven lazımmış, eldiven diyecek mesela. Yani şaka gibi bir memleketiz. Evet. Şaka gibi. Evet. Maalesef. Nereden tutsak dökülüyor. Tabii gele gele de gençler bir de böyle bir ülkede... Dış güçler yapıyor biliyorsun. Böyle şimdi dış güçler mefhumu da karikatürize edilmiş oluyor. Yani hakikaten bir, tabii ki dünyada böyle bir olgu var. Memleketlerin ekonomik siyasi yapısını belirleme, kontrol etme. Ama böyle karikatür tiplerin her olup biten meseleyi gerçekten dış güçlere bağlamasıyla insanların gözünde bu işi bir karikatürleştirme şeyine girişiliyor. Feci ya, yani, neresinden tutarsak feci. Yılmaz Erdoğan'ın ikinci serisi, ikinci kuşağı daha doğrusu başladı biliyorsunuz. Çok güzel hareketler bunlar da vermiştim. Gene kısacık hatırlayalım mı? Her şey evet dediği gibi dış mihraklara bağlı. Bu memlekette her kötü şeyin altında onlar var. Ama her kötü şeyin bir örnek paylaşacağım birazdan gene ama bir hatırlayalım. Dış mihraklar, pardon, dış minnaklar meselesi. Buyurun. Boğazın güzelliğine bak ya. Nerede var böyle bir boğaz? Ya ne boğazı ne? Bize o boğazı zamanında karneyle gösterirlerdi. O dönemlerden geçtik biz. Bak misal, Halic'in dibi altın diyorlar. Gerçek. Halic'in dibinde altın var ama çıkartmamıza izin vermiyorlar. Kim vermiyor? Dış minnaklar. Kim vermiyor? Dış minnaklar. Şimdi bakın, bu dış minnaklar, ay o kadar sinsiler ki bunlar, dış minnaklar. Bir yerde daha devreye girmemişler mi? Hani Güngören'de, İstanbul'da biliyorsunuz, Güngören Belediyesi'nde bir başkan yardımcısı Veysel İpekçi. Bir oradaki bir görevli ayağa kalkmadı, gördü ama ayağa kalkmadı diye tuvalet kapısında oturma cezası vermişti. Bu ortaya çıkınca kıyamet koptu. Bizzat AKP'den istifa et dediler. Belediye meclis üyeliğinden de gidecek anlaşıldığı kadarıyla. Şimdi bu arkadaş bir videoyla kendini savunmuş. Tarih beni aklayacak demiş. Evet, kararı ben verdim ama sonu niye verdim demiş. Dış minnaklar yüzünden demiş. Komünist, kapitalist, dış mihraklar. Aynen, evet, doğru yetmiyor. Söylüyorsun. Ne demiş bir anlat, hakikaten sen gördün galiba. Yok, demin gördüm, evet. Yani bir hem, vallahi, hem komünist hem kapitalist dış mihraklar yüzünden böyle bir duruma düştüğünü söylemiş arkadaş. Birebir bulayım istiyorsan ama. Valla yani. Şimdi yani. Bak ben buldum. Diyor ki kapitalizm, komünizm bizim getirmiş olduğumuz kooperatiflerle birlikte halka ortak edilerek ortaklık modeli, halka anlatılması modelini geliştirmek için geldik. Şimdi cümlenin başı var, sonu yok. Gidiyor bir yere. Hiç önemli değil. Ne anlattığını bilmiyor çünkü zaten arkadaş. Evet, evet. Ama mesele dış minnaklara bağlayacak ya. Gerçekten kafa bu. Bir de demiş ki İmam Hatipli olduğum için oluyor bunlar. Tabii tabii. O kesin. Yani dış minnaklar peki niye onu şey yapıyor? Çok şükür demiş İmam Hatip. Ha pardon, olur mu çok şükür der mi? Ben de jargonu kaçırdım. Elhamdülillah İmam Hatipliyim demiş. Zavallı senin kuşağın. Ceyda Karan. Yani neyi, biz geldik gidiyoruz da bu memleketi nasıl temizleyeceksiniz hayatım? Ayşen abla, ben de fena değilim yani. O kadar genç olsun. Değilim. Olsun gene eski, de. Eski Türkiye'yi gayet iyi başında sayıyorsun. Tüp kuyruklarını da bekledim ben yani çocukken, öyle söyleyeyim. Ne kadar şahaneydi. Öyle diyesin var yani, senin aktardığın haberlerden sonra aklıma başka bir şey gelmiyor açıkçası. Daha naif, daha güzel bir Türkiye vardı. Tabii ki bir sürü sıkıntısı, sorunu vardı. Yani nostalji yapmanın da alemi yok da bu şekilde söyleyince aklı o geliyor açıkçası. Her yerden sorun, her yerden problem fışkırıyor. Korkunç bir Türkiye yarattılar. Bu nasıl toparlanacak bilmiyorum açıkçası. Erdoğan'ın dışarıda MHP'den, Bahçeli'den başka şu anda görünür dostu, umudu yok gibi görünüyor. Az önce de konuştuk. Dışarıda da Trump gibi. Fakat bir yandan Putin'le de o dengeyi nasıl kuruyor ya da kurabiliyor mu? En son Trump'ı konuşalım. Çünkü bir de azil sürecinde enteresan şeyler oluyor Trump'la ilgili. Onları da anlat bize. Erdoğan bu dengeyi kurabiliyor mu? Nasıl kuruyor?
Valla şu ana kadar kurabiliyor gözüküyor. Türkiye'deki biraz muhalefetsizliğin de dış politika bağlamında etkisi var diye ben şahsen düşünüyorum. Sonuçta büyük güçlerin mücadelesi var ve o mücadelenin aralıklarından yararlanarak aslında Orta Doğu, Batı'nın uyguladığı bana göre Orta Doğu politikaları böyle bir yere getirdi. Şimdi Türkiye'de küçük bir ülke değil, ne nüfusuyla ne ekonomik ne askeri gücüyle, yani Erdoğan'ın tırnak içerisinde şemsiyesi altında hareket ettiği Türkiye Cumhuriyeti her şeye rağmen, bütün bu problemlere rağmen önemli bir ülke bu bölgede. Bir şeyi istemediği zaman sabote etme potansiyeli var. O potansiyeli kullanıyor bana sorarsanız Erdoğan. O sayede zaten aslında hiçbir şey elde edemiyor ama Rusya'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı farklı bakış açıları arasında kendine bir yol buluyor. Yani birbirine karşı kullanarak belki o iki gücü. O da kendince kullanmaya çalışıyor. Tabii ne kadar kullanabildiği, adım adım nerelere taşındığı ayrı dava. O zaten Türkiye'nin yaptığı bir hata. Herkes ya Amerika'ya kızılır, son dönemde de Rusya'ya kızmak moda. Bu anlamda baktığın zaman Amerikalılar da Ruslar da kendi ulusal çıkarlarının olduğu şekilde ne gerektiriyorsa o şekilde hareket ediyorlar. Bizim kızmamız gereken kendi liderliğimiz olması lazım değil mi? Yani Türkiye'nin ulusal çıkarları için doğrultusunda mı hareket ediyorlar sorusunu kime yönelteceksin? Putin'e yöneltecek halimiz yok herhalde. Putin Türkiye'nin ulusal çıkarlarını düşünecek adam değil, ya da Trump. Adam Amerikalıları düşünüyor çünkü. Yani bu işin doğası böyle. Burada sizin liderliğiniz ne yapıyor meselesi var. Biraz böyle dünyada tuhaf bir politik kültür var galiba Ayşenur abla. Yani Trump mesela, ben baştan beri bunu kaç kere de söylemiştim, hatta belki senin programda da demişimdir. Putin'i bunlar ayrı tutuyorum. O daha ciddiyetli bir Sovyet diyelim. Geleneğinden. Evet, bir şekilde o gelenekten. En azından yönetim en anlayışı. En azından gelenekten beslenmiş. O yönetim anlayışı itibariyle o farklı bir figür. Az konuşuyor zaten, çok konuşmuyor. Çok magazin yapmıyor, etmiyor kendisi. Ama Trump öyle değil. Trump'la yani Türkiye ve Amerika çok benzer ülkeler bu anlamda. Belki nüfus biçimi. Yani tabii ki de orada kurumsal bir demokratik düzen var hala. Bu sayede Trump'ı azletmeye çalışabiliyorlar. Bana sorarsan siyasi etik diye bir, onların da unuttuğu, ben biraz daha eleştirel yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum Amerikan politikalarına da. Ama her şeye rağmen o siyasi etiği işletmeye çalıştıkları içindir ki Trump gibi her dakika yalan söyleme potansiyeline sahip bir lideri kendi kurumsal mekanizmaları içerisinde azletmeye çalışıyorlar şu anda. Tablo bu. Muhtemelen azledemeyecekler. Onların da defoları çok bana sorarsan. Zaten asıl problem Demokratik Parti, yani Amerika'daki muhalefet ve onun işleyişinde ve kendi iç mücadelelerinde bir sıkıntı var. Ama ne olacak? 2020 seçim senesi Trump'ı yıpratıp hani oradan belki bir cumhuriyetçilerin iktidarını devirme. Şimdi Bloomberg çıktı biliyorsun. Evet. Rakip cephede. Enteresan bir biçimde bir iş adamı adaylıklar. Yani devlet mekanizması. Bizde de konuşuyoruz ya, Türkiye'yi CEO gibi yönetmek. Yani bakın bu mefhumlar bile ne kadar etkileşim halinde. Topluma sorumlulukları olan, kamusal anlamda sorumlulukları olan devlet mekanizmasının tepesinde yer alan ve demokratik meşruiyete dayalı bir liderlik performansı yerine bir şirket yönetimi anlayışı. Aslında ne kadar taklitçi bir ve paralellikler içeren şeyler yükseliyor bana sorarsan. Dediğin gibi Trump'ın azledilmesi beklenmiyor çünkü Senato'da cumhuriyetçiler çoğunlukta ve sürece geçit vermeyebilirler. Bayağı 55 sayfalık rapor hazırlandı azil için demokratlardan oluşan temsilciler meclisi komitesinde. Bu Trump'ın aslında gerçekten azledilmeyi hak edecek, siyasi olarak oylama başka bir şey. Hak edecek suçlar işlediğini somut olarak kanıtlıyor mu sana göre? Yani eğer siyasi etik üzerinden gidersek evet, bence kanıtlıyor. Yani Amerika'nın çünkü kendi bir siyasi geleneği var ve o siyasi gelenek bunları yakaladığın zaman azle götürebiliyor. Yani kriterinizin ne olduğuna göre değişiyor. Bundan önce Russia Gate soruşturması vardı. O patlak bir soruşturmaydı. Ve çıkmadı somut bir şey. Çünkü demokratların çok fazla işin içine parmak soktuğu, CIA'nin, istihbarat kurumlarının parmak soktuğu bir süreçle Russia geldi bizim seçimimizi çaldı diye bir iddia ortaya attılar. Trump üzerinden bunun altını dolduramadılar. Ama burada öyle bir şey yok. Adam telefon açıyor. Diyor ki Ukrayna'ya,
Sen diyor benim burada Amerika'daki siyasi rakibim Joe Biden'ın orada günahları var diyor. Onu bir soruşturur musun diyor. Çok açık yani. Evet, doğrudan askeri yardımı keserim demiyor o konuşmada. Ama zaten Amerika gibi bir ülkenin lideri, Ukrayna gibi bir ülkenin yeni seçilmiş liderini telefonla arayıp böyle bir şey söylüyorsa, bunun arkasında düşünürsün sen, ha bana askeri yardım vermez diye. Bunun da ötesinde bununla ilgili bu konuyu Amerikan kamuoyuna nasıl sundu? Tamamen siyasi etik. Oradan çıkar, çıkmaz değil bana sorarsan. Ha tabii Joe Biden ayrı bir vaka. Biliyorsun videosu var Joe Biden'ın. Küfür etmiş. Biliyorum, biliyorum. Ukrayna başsavcısını nasıl görevden aldırdım, oligarkları nasıl parmağımda oynattım. Konuşuyor. Trump da haklı yani aslında, çok komik. Valla Trump'a üzülemeyeceğim. Üzülemiyoruz, üzülemiyoruz da bilelim yani. Hani aynen, o manada aynen. Söylüyorum. Çok teşekkürler Ceyda'cığım. Efendim biz dış politika ağırlıklı konuştuk bugün. Kadınları konuştuk. Keza Ankara'da bir başka gündem yürümekte. Az önce görüntüleri verdim. Belki onu arkadaşlar tekrar kısaca verebilirsiniz. Meclis Genel Kurulu'nda HDP eş başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli girişte Bahçeli'nin yanına giderek çok uzun zaman sonra ilk kez gelen MHP liderine geçmiş olsun merhaba dediler. Bu arada bütçe görüşülecek ama ne bakanlar var ortada, ne saraydan birileri var ortada. Yani meclise siz kimsiniz ki diyorlar. Çok sıcak gelişmeler o anlamda. Çok anlamlı gelişmeler var. Halk TV ekranlarında ve meclisten Fatih Ertürk'e emanet. Biz yarın beraber olacağız. Görüşelim efendim. Hoşçakalın.